Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyayi vel mursalin. Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin il emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşler. Allah subhanahu ve ta'ala'nın fazlu merhameti bilen İlim hakkındaki sohbetlerimizi devam ettirir ikemiz. Bugünkü mevzuyumuz ilimlerinin tesnifatları deyip ateledi. Yani ilimlerini türler gibi acilatilgen. Kaysdir cihattan bunday bunday deyip iki kısımge bölünedi. Kaysdir cihattan üçge bölünedi kırıp taksimlengen. Bu arada ulamalarımız alohidaki asarlar ham yozgan, jumladan Farobiyning Ihsoul Ulum degan kitobi bor, ilm tasnifi haqida. Juda ilmiy mavzu hisoblanadi aslida bu. Lekin biz bu yerda qisqacha omma uchun, o'zimiz uchun hozirgi aynan o'rganayotgan ilmlarimizning mohiyatini anglash uchun kerakli bo'ladigan darajada biz ba'zi bir jihatlarni o'rganib o'tamiz xolos. Tafsilotlarga kirishmaymiz. Yine takitle beytemen, bana şu sohbet, bu kıladigan sohbetlerimiz, örgen mahçup olgan mavzularımız barası da, tasavvurumuzunu müstahkemle bağlaşı için, üç bu taksimler bilen kıskaça tanışıp ötemiz. İlimlerini taksimleşte, türlü etibardan, her cihattan türlüce talkın kılınadı. Biz aynen özümüz örgene yatken, din ilimleri ve örgen mahçup örgen mavzularımız itibarından ilimlerini bir neçe türge taksimle biz örgenlediğin ilim, örgen mahçup örgenimiz kayısı cihattan kayısı türge kirişini kıskaça örgenip ötemiz. Bir dersini türlü cihattan örgeniş mümkün. Mesela bana şu stol. Bu mansubligiga göre, yani kaysi xalqning yoki umumiy insoniyatga ya ma'lum xalqqa tegishli tegishli emasligiga göre bu milli stol hisoblanadi. Stol hisoblanadi mesela. Cism jihatidan, mesela qattiq cism kiradi. Qiymat jihatidan qimmat mahsulotlar qatoriga kiradi. Va hokazo. Bitta narsani turli jihatdan tavsiflash mumkin, taqsimlash mumkin. Xuddi shuning singari bizning o'rganadigan mavzuyimizda ham o'rganmoqchi bo'lgan ilmlarimiz, mavzularimizni ana shunaqa turli jihatdan ta'riflab o'tishga harakat qilamiz. Ilm umuman ilm bir narsaning haqiqatini anglash deb aytib o'tdik. O'sha haqiqatni anglash, o'rganish xususiyatiga ko'ra ilmlar ikki qismga bo'linadi. Naqliy bo'ladi, aqliy bo'ladi. Naqliy ilmlar faqat naql bilan o'rganiladigan ilm. Aqliy ilmlar esa aqlni ishlatish bilan aniqlashtiriladigan ilm hisoblanadi. Naqliy ilmlar, masalan aytaylik, bir hodisa haqida eshitdik. Misol uchun mana Madina Munawvara degan shahar bor. Hamma borib ko'rganmi? Yo'q. Borib ko'rganlar ham bor. Borib ko'rganlar uchun u o'zi ko'zi ko'rgan endi. U o'sha ilmni o'zi hosil qilib kelgan, o'sha shaharni ko'rib kelgan. Lekin u shaharga bormagan odamlar shahar haqida naql orqali ma'lumotga ega bo'ladi. Falonchi aytadi, Madina bunaqa ekan deydi, pistonchi aytadi, Madina bunaqa ekan deydi. Ha? Havosi issiq ekan deydi, boshqa ekan deydi. O'sha naql qilingan ma'lumotlar asosida Madinani o'rganasiz. Buni naql bilan o'rganish hisoblanadi. Aqliy ilmlarda, masalan, aqliy qoidalarni ishlatib o'rganiladigan ilmlar tavsiflanadi. Jumladan masalan, namozning foydalari, ibodatning foydalari va shunga o'xshagan ibodatning mantiqan
lozimligi, islomning mantiqan to'g'riligi va hokazolarni o'rganish bu aqli ilm hisoblanadi. Lekin islomning haq ekanini ishonchli kishilar orqali o'rganish bu naqli hisoblanadi. Ana. Qur'on Allohning kalomi ekanini o'rganmoqchi bo'lsak, biz naqllar asosida o'rganamiz va yana boshqa jihatlarni o'rganamiz aqlni ishlatib. Yana biz aqliy tomondan ham uning ilohiy kalom ekanini tasdiqlaymiz. Mana shu demak aqliy naqliy ilm tasnifi hisoblanadi. Musulmon ulamolari, musulmon ummati naqliy ilmlarni o'rganishda insoniyat tarixida misli ko'rilmagan asoslarni yo'lga qo'yganlar. Hech qaysi bir din, hech qaysi bir xalqda yo'q bu narsa. Musulmon ummati har bir naql qilinadigan ma'lumotni, naqliy ma'lumotni ishonchli ekanini aniqlashtiradigan alohida ilmlarga asos solganlar. Masalan, qiroat ilmi ulamolari Qur'onning Rasul akram alayhissalotu vasallamning og'izlaridan aynan eshitgan sahobalardan bittasi emas, bir nechtasidan o'rganib, keyin naql qilgan. Agar ozchilik naql qilsa Qur'onni qiroatini, uni qabul qilmaymiz degan qoidalarni qabul qilishgan. Ya'ni shu asosda Qur'onni to'liq ishonch bilan mana shu joyda o'tirganga o'xshagan o'nlab, yuzlab kishilar orqali naql qilgan har bir oyatini. Buning ilmini, qonun qoidalarini ulamolar yozib chiqqanlar, ishlab chiqqanlar va o'sha orqali Qur'oni Karim bizga tavotur yo'li bilan yetib keladi. Tavotur yo'lini, tavoturni inshaalloh kelgusi suhbatlarimizda o'rganamiz. Muhaddis ulamolarimiz, masalan İmam Buxoriy, İmam Termiziylar Rasul akram alayhissalotu vasallamning hadislarini qanday jamlashgan? Shuna bittasi mana payg'ambarimiz shunaqa degan desa, shab yozib bo'ldi, shu Rasululloh shunaqa degan ekanlar deb ketmagan. Shuni haqiqatan Rasul akram alayhissalomning og'izlaridan chiqqanini tasdiqlashga kerakli dalillarni to'plashgan. Ayt bergan odam qanchalik ishonchli? Yolg'onchi emasmi? Uning zihni xotirasi kuchlimi? U kimdan eshitgan? U eshitgan odami kim? U kim bo'lgan? Uning xotirasi qanday bo'lgan? Buni yana kimlar gapirgan? Hammasini o'rganib, keyin ha, buni Rasul akram alayhissalotu vasallamning og'izlaridan chiqqan ekan degan xulosani beradi. Zaif, sahih va hokazo degan turlarga bo'lib chiqishadi. Mana shundan biz bilamizki, hozirda o'zini Qur'oniylar deb atagan safsat ovozlar bor. Yolg'onchi, kazzob, kufrga, kofirlikka yo'nalgan bitta oqim bu. Bular bir tiyinga qimmat. Hech qanaqa ilmiy asosi yo'q, faqat ilmsiz, bilimsiz odamlarni aldab yurish bilan kun ko'radi. Emishki, ular hadislarga ishonmasmish. Nega desa, biz Qur'onga ishonamiz xolos. Chunki Qur'on ishonchli, Allohning kalomi. Biz faqat Qur'ondan gapiramiz, Qur'ondan chiqmaymiz desa, musulmon odam deydi. Aldanishni boshlaydi. Hadislarga ishonch yo'q, haligi zaif hadis, to'qma hadis aralashib ketgan, biz uni ajrata olmaymiz deydi. Desa bu yoqdagi odamlar o'ylaydiki, bular aqli o'sib ketib qolib, mana hadisdan, sunnatdan kamchilik topib qopti-da. To'g'ri aytyapti, lekin endi aralashgan bo'lgandan keyin qanaqa qilib ishonasiz? Va hokazo degan shubhaga tushadi. Aslida ular aytayotgan hadislarga boshqa odamning so'zi aralashganligi ehtimolini bundan 1300 yil, 200 yil oldin biz muhaddislarimiz aniqlab bilib bo'lgan. Ular o'sha so'z hadislarni o'rganib, ishonchlisini aniqlab, terib, qonun qoidalarini ishlab, hammasini navlarga bo'lib chiqib bo'lgan. Bo'ldi. U boshqa odamning da'vosiga hech qanaqa o'rin yo'q. Demak, naqli ilmlarda bizning musulmon ummati juda katta asosga ega. Biz dinimizga amal qilayotganimizda namoz o'qiymiz, roza tutamiz, ibodatlar qilamiz. Shu narsani his qilishimiz kerakki, biz o'rganayotgan din ilmlari payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga qanday nozil bo'lgan bo'lsa, ishonchli naql uslubida bizgacha yetib kelgan. Birov aralashtirgan joyi aniq, ulamolar uni ajratgan. Mana bu gapni qo'shgan, bu gap bekar, bu gap shubhali va hokazo, hammasi ajratilgan. Bu borada birorta din vakilida musulmonlarga o'xshashmas, musulmonlarga yaqin keladigan holat yo'q.
Ularning ilohiy kitoblari deb, muqaddas kitoblari deb atalgan kitoblarining quvvati ustozimiz shayx hazratlari suhbatda, o'zaro suhbatda shu gapni aynan aytganlar. Ularning muqaddas kitoblari ilohiy kitob deb aytayotgan ilohiy kitoblari albatta uning ichida Allohning kalomi bo'ladi, agar samoviy dinlar bo'lsa. Lekin ishonchlilik jihatidan odamlarning so'zi aralashgani, naql vositalarini o'rganadigan bo'lsak, bizning musulmon ummatidagi zaif hadischalik ham quvvati yo'q. Zaif hadischalik ham ularda eng ishonchli manbasi, eng ishonchli naqllarida bizdagi eng zaif hadislarchalik, zaif hadislarchalik quvvat yo'q. Ilmiy jihatdan o'rgansiz, mana shunday xulosa chiqadi. Lekin bizning musulmon ummatida Qur'oni Karim, hadis shariflarning naql qilinish qonun qoidalari shunday ishlanganki, bu hammasi ilohiy inoyat. Alloh islom dinini qiyomatgacha boqiy qolishini iroda qilgani uchun Qur'ondan keyin boshqa kitob yo'q, Muhammad alayhissalomdan keyin boshqa payg'ambar yo'q bo'lgani uchun bu ilohiy armog'on qiyomatgacha insoniyatga kerak bo'lgani uchun uning ana shunday sof, bus butun holatida saqlanishini o'zi ta'minlagan. Va bu uchun osmondan farishtalar tushib qilmagan bu ishni. Alloh o'zi tanlagan, o'zi saylagan, o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini bu ishga kamarbasta qilgan. Ularga bu ishni yo'lini oson qilgan. O'z davrlarida muhaddislar chiqqan, o'z davrlarida qiroat imomlari chiqqan, o'z davrida mujtahidlar chiqqan. O'sha mujtahidlardagi aql, muhaddislardagi xotira, qiroat imomlaridagi xotira, hifz, itqon keyingi asrlarda yo'q. Ya'ni o'z davrida Alloh islom ummatini mana shu manbalarni, Qur'on, sunnatni muhofazasi uchun har davrda ana shunday ulamolarni yetishtirib chiqargan. Ularning faqat bir davrda chiqib, vazifani bajargandan keyin qaytib bunday kishilar chiqmasligini o'zi bu hammasi Allohning irodasi, Allohning tasarrufida bo'lganini odam aql bilan topsa bo'ladi. Biz mana shu suhbatlarimizda asosan naqli ilmlarni o'rganamiz. Ana aytmoqchi bo'lgan xulosam shu. Biz bu suhbatlarda naqli ilmlarni o'rganamiz. O'zimizcha gapirmaymiz. Hammasi Rasul akram alayhisolatu vasallamdan kelayotgan ta'lim ma'lumotlar, ko'rsatmalar bo'ladi, dinimiz ta'limotlari bo'ladi. Taqsimlarda doim farq bo'lgan. Ya'ni o'rgatish uslublarida doim farq bo'lgan. Kimdir farzlarni, sunnatlarni alohida ajratib o'rgatsa, kimdir ularni yana boshqacharoq uslubda o'rgatgan. Bobga kimdir bobga bo'lsa, kimdir qismlarga bo'lgan va hokazo. Lekin ma'lumot bitta. O'rganiladigan narsa bitta hisoblanadi. Ilmlar manba, masdarga ko'ra diniy mavzusiga ko'ra desak ham bo'ladi. Diniy va tajribiy bo'ladi. Bizda odamlarda diniy ilm, dunyoviy ilm degan gap ko'p yuradi, to'g'rimi? Din dunyoga kerak emasmi? Yoki dinning dunyoga manfaati yo'qmi? Din avvalo dunyoga manfaat. Nimaga desiz, mana shariat ahkomlarini o'rganing. Din dunyo bilan doim hisoblashib hukm ko'rsatgan. Oddiy misol. Masalan, siz turib o'qimaysiz. O'tirib o'qing deyiladi. Insonning hayoti bilan hisoblashgandami bu? Insonning hayoti kerak bo'lsa namozdan ustun qo'y, namozning farzidan ustun qo'yilgandami bu? İslam ahkamlarının maksatları var. İnşallah onu hem oradaki yerinde örgünemiz. Ana demek din dünya işleri için evvela. Gerek ahiret işleri için hem gerek. Lekin din ilmini kayırdan alınadı. O fakat nakıldan alınadı. İlahi menbadan alınadı. Öz işte tokup çıkarılgen dinler, bazı bir haklarda feylesüflerini, geplerini dinge eğlentiri varılgenler. Bunlar dinmez. Bu ramzi, köşme manada din. Ya'ni haqiqiy ma'nodagi din emas. Haqiqiy ma'nodagi din u osmondan tushgan bo'ladi. Farishta orqali vahiy qilingan bo'ladi. Endi diniy ilm deganda demak biz
Müslümanlar İslam ilmlerini düşünemez. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a vahiy arkali şürülgen ilim ve öşe ilimli örgeniş bu arası da ulamalar tamamından takdim kılıngan hulaseler istifadelerini biz dini ilim, İslam ilimleri deyimiz. Ondan başka ilimler tecrübi ilimler buladı. İslam ilimleri dünyaya hem ahiretke hem gerek. İkisi hem gerek. İkisini hem abad kıladı. Şimdi tecrübi ilimler deyse, tecrübi ilimler şimdi o nakıldan alınmıyordu. Tecrübi ilimler örgenip özleştirilmedi. Şu cihetten tecrübi ilimlerini insan özü keşf kılıp aladı. Din ilimlerini din ulamalardan örgenledi. Onun üstü de adam özü keşfi keşfiyat kılmıyordu. Eğer içtihat kısa, yani Kur'an hadisten fayda almakçı olsa, ulamalar belgilegen kanun kaydalar esasında iş görür. İş görürdü. O şey nakılının dairesinden çıkmaydı. Tecrübi ilimler, dini ilimler hammesi Allah'ın ilmi hesaplanır. Kainatta Allah'ın ilminden başka ilim yok. Ne gelirse ulamalar ayet edin. Mesela ben bir tane çaynak yesedim. Şu çaynakını yeseşte ben de özümde var ilim bölümlerini işe saldım. Onda su ıslık, çay ıslık saklan yaptı. Onun için ben maddeni terlegem ben. İslık saklayacağım maddeni. Kuyuyende tökmesinden kuyu yaptı suunu, çayını, piyalaya. Demek cümekdeki cümekini, demek öşünge maslayacağım ben. Onun için ben haliki ölçav kanun kaydaları bu işe işkıyem ben. Yine onun ölçavı ağırlığı koysuz türüp başında duradı. Bir zaman yatıp yatıkamaydı. Onu hamasını ben özümdeki bölüm esasında yesedim deyilik. Kegin bir kişi öşe çaynakını örgendi. Çaynakını örgenip demek muazzamet üşerleşi için iki tamamının ağırlığı bir hıl buluş gereken degen kaydanı ondan aldı kanuniyetle. İstik buluşu için bana bu madde işe salınış gereken degen hulasını aldı. Ve hakeza. O men yasagan çaynakını 100% örgengen yok hala. Bir kısım kanun kaydalarını aldı. Lekin örgengen ilimleri hamasi asli kim getirgişliği buladı? Men getirgişliği buladı. Çaynakını keşfiyatçısı getirgişliği buladı. Doğru mu? İnsan felakiyatını örgenedi mi? Yerini örgenedi mi? Cisimlerini örgenedi mi? Hayvaniyatını örgenedi mi? Nimen örgense hamasi Allah kainatka saçıp koygen ilimlerini örgengen buladı. Örgenedi, nerge din ilimlerini, akıl bilen insan tapalmagen üçün Allah nazil kıyan. O Allah'dan vahiy bilen çüken üçün bir pagana belen şerefli hesaplanadı. Kainattaki ilimler, ular hem Allah'ın ilimleri. Lekin onu insan akıl bilen tapkanı üçün o tecrübi ilimler deyip atarladı. İslam ilim degende her iki ilimini nazarda tutadı. Hemen ilimini nazarda tutadı. Ve din ilimleri haslengen peyitte, hadislerde, alahide eslenedi. Ayetlerde onge işare kılınladı. Bu yerde fakat din ilmi hakkında gelip yeti yaptı degen işare buladı. Lekin umuman ilim sözü işlegen peyitte, hemme bilimge dair ilimler demek nazarda tutuladı. İlimnin kengi taksimleri var. Cesedge, ruhge, tekişliliği boyuca, örgeniş ihtimallarına göre, örgeniş mecburiyetlerine göre, yine fayda menfaatiye göre ve hakeza cihatlerden taksimi var. İnşallah ularını ertengi sohbetimizde örgenemiz. Allah subhanahu ve teala özü menfaatli eylesin. Subhaneke Allahumma bihamdiki la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Allahümme leke elhamdü ala kulli hal ve leke şükrü ala kulli hal ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in. Allahum bizlerge faydalı ilimlerini bergin. Örgengen ilimlerimizden istifada kılış bahtına nasip etkin. Varvar yara ilmimizin özün hemişe ziyade buluşunu muvaffak eylegin. Rızkımızın özün ken kılgın. Hamelerimizin ilim ahlilerden, ilimge aşina kalp sahiplerden buluşumuzunu muvaffak eylegin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Erhamer Rahim.